Yapılan araştırmalar kimyonun sindirim sistemini müthiş faydası olduğunu ve kimyonun çok yararlı olduğunu söylüyor. Özellikle gaz azaltma için de çok güzel faydaları var kimyonun. Şimdi kimyonun şu bildiğimiz mis gibi kokan kimyon. Hani bildiğimiz kimyon. Kimyon bir kere iştah açıcı etkisi var. Onun dışında hazımsızlığı giderir, gazı azaltır. Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler. Hatta biriken gazı söktürmeye çok yardımcı olur ve çok etkilidir. Aynı zamanda konuşurken çok hava yutarsınız ve gaz yapar ya, kimyonun bunu azaltıcı etkisi de var. Sinirsel baş dönmelerini de azaltır. Bir de anne sütünü çok arttırır. Bakın anne sütünü en çok arttıran baharatlardan bir tanesi kimyondur. Yine idrar söktürücü, yüksek tansiyonu düşürücü, romatizmada ve obezitede özellikle yemeklerin iyi ve kaliteli bir şekilde hazmedilmesinde, gazın azalmasında çok faydası vardır. Kimyonu yaklaşık yarım kahve kaşığı kadar ya bir yemek yerken üzerine serpebilirsiniz veya yiyeceklerinize katabilirsiniz. Tıpkı o da zencefil gibi, rezene gibi, anason gibi, papatya gibi, havlıcan gibi, kakule gibi gazı azaltan baharatlardandır. Ama bana sorarsanız kimyon gaza ve hazımsızlığa karşı bir nolu bir baharattır. Bugünün şifaları domates ve kimyondu biliyorsunuz. Şimdi reflüyü çok güzel anlattı Profesör Doktor Reşat Memişoğlu. Bir de bazı doğal karışımlarla da reflüyü azaltabiliriz. Yani mide asidini azaltabiliriz. Şimdi bunu havan elinde yapacağım size. Çok da basit bir şey. Kendinize bir karışım yapın. Mesela şöyle tepeleme büyük bir avuç dolusu bildiğimiz leblebi. Bu biraz fazla oldu. Hani yer kalsın diye fazlasını alıyorum. Bir parça kişniş. Şöyle mesela yaklaşık bir yarım çorba kaşığı kadar kişniş. Kaya şekeri. Kaya şekeri. Bakın bazı aktarlar kaya şekeri diye loğusa şekeri satıyorlar. İkisi aynı şey değil, kaya şekeri. Onun dışında bir de anason veya rezene. En çok anason veya rezenesini koyduk. Tekrar söylüyorum, reflüyü azaltan bir karışım. Ben bunu Hindistan'da öğrenmiştim. Yemeklerden sonra çok acılı ve baharatlı yiyorlar. Bakıyorum herkes bir karışım alıyor. Böyle elleriyle alıyorlar. Kocaman böyle bir avuç ağızlarına atıyorlar ve çiğniyorlar. Ne var içinde diye sorduğumda kişniş, kaya şekeri, rezene tohumu ve leblebi demişlerdi. Leblebi bildiğiniz ne oldu? Sonra bunları birazcık hafifçe iri parçalarını parçalıyorlar. Bunu bir karışım haline getiriyorlar. Ve yemeklerden sonra kocaman bir çorba kaşığı veya küçük bir avuç kadar ağızlarına alıp bunu çiğneyerek yutuyorlar. Bu aynı zamanda birazcık mide asidini almakla, reflüyü azaltmakla kalmıyor. Çünkü biliyorsunuz leblebi mide asidini büyük ölçüde emme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda bu kaya şekeriyle de tatlı yemeseniz bile hafif ve mideyi rahatlatan bir hafif bir tatlı tadını karşılıyor. Rezene tohumu gazı ve hazımsızlığı önlüyor. Aynı zamanda kişniş de o harareti önlüyor ve mideyi sakinleştiriyor. Bunu Ceyda, bunu birazcık senden dövmeni rica edeceğim. O sırada ben Reşat Bey'e reflü için başka neler önerir onu konuşacağım. Buyur. Reflüyü nasıl tedavi ederiz? İlk önce önleyelim. Evet, doğru beslenelim. Asitli, kızartmalı yemeyelim. Evet. Ve yine önceden olduysa olduğu takdirde yani biz normal diyetimizi değiştiremiyoruz. Yani genel kaydeler olarak yağ, kızartma, baharatlardan uzak durmak yağ gerekiyor. Yağ derken zeytinyağı tüketemez miyiz yok, biraz? Yok, yani yağlı yemeklerden bahsediyorum. Çok yağlı yemekler. Çok yağlı yemeklerden, kızartmalardan, çok baharat. Tabii ki azıcık baharat gerekli olacak. Damak doğru tadı, baharatlar. Evet. Doğru baharatlar ve tekrar miktarı abartmadığımız kaydıyla. Bir de miktar. Her zaman için yani sağlıklı bile olsa miktara mutlaka ölçülü tutmak lazım. yatmadan minimum en azından 3 saat mideye bir şey koymamak lazım. Buna rağmen diyelim ki oldu. O sefer mecburen ilaç tedavisine yönelmemiz gerekiyor. Buna hekim karar verecek ama değil mi? Eczaneye gidip kendi başına yok, doğru böyle değil. Bir şey almak. O doğru değil. Yine arada sırada hani bir antasit şu bu falan almak da olabilir ama eğer sık sık diyelim ki antasit almamız gerekiyor. Yani hastalarımız bazen geliyor. Hani günde 5-6 kere alıyor. O doğru değil. Evet. Yani ayrı sırada olabilir. Onun dışında sürekli kullanmamız gereken durumlarda mutlaka bir hekime görüp çünkü o sefer bir ilaç tedavisine geçiyor. Peki reflü ameliyatları bir moda oldu veya çok yaygın yapılıyor. Reflü ameliyatları bir kesin çözüm müdür?
yoksa son çare midir? Hemen ilk başta başvurulacak bir önlem midir? Kesinlikle lütfen vurgulayarak diyorum, mide ameliyatlarından mümkün olduğu müddetçe uzak durunuz. Niçin? Şimdi en iyi yapılan merkezler var. Burada hani Amerika'da falan bazı yerlerde senede 200-300 tane bu mide ameliyatları yapılıyor. Yani reflü ameliyatları, evet. Fendüplikasyon dediğimiz laparoskopik ameliyatlar. Onların şifrelerine baktığımız zaman o hastalar da birkaç sene içerisinde önemli bir sayısı tekrar ilaç kullanmaya başlıyor. Bundan dolayı ben mide ameliyatı olacağım, reflü ameliyatı olacağım. Artık benim reflüyle midenin herhangi bir problem olmayacak, öyle bir kaide yok. Yani yanlışları yapmaya devam ederseniz ameliyat olsanız bile reflü tekrarlayabiliyor, kesinlikle, öyle mi? Kesinlikle tekrarlayabiliyor. Bir de yanlış yapmazsak bile. Sonra mide ameliyatından önce mutlaka bir 24 saat pH dediğimiz, yani o asit miktarı gerçekten yemek borusuna fazla, evet, geliyor. Ve bir de yemek borusunun fonksiyonu normal mi diye bunlar ölçülmeli. Bunlar yapılmadığı müddetçe, yapılmadığı takdirde bu reflü ameliyatlarının çözüm başarısız. O zaman bu iş gerçeği kabulleneceksiniz, doğru besleneceksiniz ve mideyi koruyacaksınız. Evet. Esas en önemli şey. Peki bir soru var Twitter'dan. Ece İpkece sormuş. Demiş ki merhaba, iyi yayınlar. Tok olunmasına rağmen mide guruldamasının sebepleri nelerdir? Şimdi şöyle, tekrar sağlıksız yediğimiz zaman o bahsettiğim yemek gruplarının, bunların hazmı daha zor. Niçin? Şimdi midenin içerisine ilk yediğimiz zaman midenin iki ayrı bölümü var aslında. Bir depo edildiği kısım, baş kısım. Bir de midenin daha ziyade hareketli olduğu, evet, uç kısmında. Eğer sağlıksız yediğimiz zaman bu mide içerisinde daha uzun bir süre kalıyor. Daha uzun bir süre kaldığı için bu o gruhtu dediğimiz hissiyatı veriyor. Çünkü tok midenin yanlış beslendiği için. Yanlış oluyor. Beslenme. Peki. Ama buna rağmen olduğu takdirde, yani bazı kişilerde kullandıkları diğer ilaçlara rağmen veya kilolu olan hastalarda bilhassa mide hareketleri yavaşladığı takdirde mide hareketlerini hızlandıracak bir takım ilaçlar da gerekebilir. Peki. Sizin bir sorunuz var galiba. Buyurun hanımefendi. Evet, ben doktor beye bir sorum olacak. Öncelikle merhabalar doktor bey. Mide asidini neler arttırır? Midedeki asidi en çok ne arttırır? Neden ileri gelir midenin asidinin artması? Bunu merak etmiştim. Evet. Öğrenmek Şimdi, istiyorum. Şimdi ilk önce şunu belirteyim. Bazı gıdalardan mutlaka uzak durmak lazım. Unutmadan lütfen söyleyeyim. Sigara, aşırı alkol, o tür şeylere mutlaka kesinlikle bu asit miktarını fışkırtırır. Bu aynı zamanda Kadir Yaralı'nın Twitter'dan da sorusunun cevabı. O da benim midemde aşırı gaz ve gastrit var, ne yapmalıyım, evet, demiş. Evet. Sonra bunun dışında miktar. Bak her zaman miktara dönüyoruz. Okay. Miktar fazla olduğu zaman onun hazmı zor olduğu için, hazmetmek için daha çok bir asit salgısına gerektiğinden dolayı o asit miktarını artırmak, ama aynı zamanda da mide içerisinde daha fazla, daha uzun bir süre kaldığı için geriye tepme riski çok daha fazla. Bunun dışında tekrar aşırı yağ, tekrar söylediğiniz gibi kızartma, baharat, çikolata, aşırı nane, bütün kolalar. Çikolatada dokunur mu? Evet, mideye? Kesinlikle, kesinlikle. Hani çikolatayı seven olduğu zaman hani bir tatlık, ama onun dışında çikolatanın şeyi... Adet öncesi dönemde bir paket, evet, çikolata yerler. Peki Sezen Aydın bir soru sormuş. Evet. Süt ve süt ürünlerini tüketemiyorum. Spastik kolon hastasıyım. Ne önerirsiniz demiş. Tamam. Şimdi sütle ilgili iki şey söyleyeyim. Bir laktoz intolerans denen bir durum var. Bu da şudur. Sütün içerisindeki şekerin ismi laktoz. Yani glukoz vardır, sukroz vardır, meyvede fruktoz vardır. Sütün içerisindeki laktozdur. Şimdi bunun parçalanması için laktaz denen bir enzim vardır ince bağırsakta. Eğer sütü fazla aldığımız zaman veya o laktaz enzimi az olduğu zamanlar ne oluyor? Bu aldığımız sütün içerisindeki şeker parçalanamadığı için ince bağırsağa doğru gidip oradaki bakteriler tarafından parçalanıyor. O da aşırı bir gaz yapar. Hastalarımız hani bu gaz şikayetlerinden bilhassa geceliğin çok şikayetçidir. Bu bir. Hani bunu önlemek için eğer bu durum varsa onun hapları vardır. Lactate hapları.
hani bir yere gittiniz, sütlü bir ürün alacaksınız. Ondan önce bir iki hap alırsınız veya sütün içerisinde damla şeklinde o laktaz enzimi koyarız. Bu bir. Onun dışında bu laktaz enziminde problem olmayıp da bazı kişiler de bu sütü hazmetmekte zorluk çekiyorlar. Ama yoğurt, peynir gibi sütlü ürünlerde bunlarda da olabilir ama saf süte nazaran çok daha az. Bundan dolayı biraz da bayanlarda kalsiyum ihtiyacımızı böyle de temin edebiliriz. Peki.